Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Efendim Mevzu Aşk ve başlıyoruz. Türkan Derya karşımda. Hoş geldin. Hoş <laughs> buldum. <laughs> <laughs> Birbirimizi bayağıdır görmüyorduk. <laughs> Görmüyormuş gibi Görmüyormuş. Yapacağız. Mahallede çekim yaptık daha ne diyeyim. <laughs> Nedir bu kin? Kin, um, Yılmaz Erdoğan'ın e, bir Kore format'tan uyarladığı ve başrolünde oynadığı, Hı -hı. yazdığı bir e, polisiye gerilim aksiyon, film. aksiyon filmi. Ve hiç BKM'nin tarzına uymayan yepyeni bir format. Evet, yani 3 yıl önce bir tür denemesi olarak yola çıkmıştı aslında Hı -hı. ve sinema filmiydi. E, o sıra cebimdeki yabancı, Hı -hı. E, güzelliğin portresi. Evet yapıldığı dönemde. Ee, ama o süre gerçekleştiremedik, hayata geçiremedik. Sonra e, dijital platform, Netflix'te vücut bulduk yani. Vallahi güzel iş olmuş. Elinize sağlık. Çok ediyorum. Rica ederim. Evet, mahallede çekim yaptık da. Türkan ya deyince hep bir mahalle gözümüzde canlanıyor. Hmm. Yani bakıyorsun, Yeditepe İstanbul'dan tut, oradan hop çıkıyoruz, Samatya'ya geçiyoruz, ikinci bahar. Nedir bu mahalle tutkusu? Ya da işler hep öyle mi denk geldi? Ya öyle bir tercih değil aslında mahalle tutkusundan çok gelen hikayenin güzelliği yani şimdi ikinci baharın senaryosunun ne kadar iyi olduğunu tartışmıyoruz. Yani, zaten <laughs> tartışmıyoruz Meral Okay yani. tartışılmaz şu evet, anda. Yani Yavuz Turgul ve ekibinin ilgini Öneşler yani, Muharrem Boralar ya yani çok çok kıymetli birbirinden kıymetli yazarlar vardı. Ee, o yüzden ha ben bir gideyim de bir mahallelisi çekim diye yapmadım açıkçası yani. <laughs> Evde dururum. <laughs> ya bana bir mahallelisi gelsin ya. Hatta <laughs> aksine çek, çekmek e, istemedim. Kaş'a gidip dalış hocası olacaktım. Ya o ee, hikaye çok, çok acayip. Bir bir evet hikaye. evet sonra Yavuz Bey sağ olsun beni ikna etti. İyi ki ikna etmiş. Hı hı. Onun arkasından da 3 ay sonra e, Yettepe İstanbul'da öyle o da bir şey yani. Onda da ha, tamam şimdi mahallelisi çektim. Gibi değildi. Meral Okay'la bir yerde karşılaştık bir akşam bir barda bir işe başladık çok güzel Hı -hı. dedi. Ben de hani kastını duyunca falan dedi, ne güzel işmiş falan dedim. Ertesi gün beni aradılar. Sonra iptal İstanbul'u çekmeye başladım. Ee, özel bir mahalle dizisi çekme arzum yoktu Yasemin'ciğim. Anladım çok <laughs> ama ya yani, ama mahalle deince Türkan Derya deyince aklımız hep böyle çok kült işler geliyor. Evet evet Hı -hı. galiba öyle. Evet oldu. evet. Ee, yani Karamelek de biraz. Karamelik ayrı bir konu. Evet. Bence Türkiye'nin en entrikalı işidir. Başlangıç hatta o diyebilir miyiz? Ya aşkı evet. Memnunlar onlar bir edebi eser hikayeleri. Evet, evet. Ama Karamelik tamamen bir çıplak bir iş yani. Evet. Değil mi? Evet, gerçekten öyle. Ama galiba şöyle oluyor. Yani biz çekerken onun öyle olacağını tahmin etmiyorduk. Yani 3,5 yıl 116 bölüm sürmüş bitti. 116 bir dizi. bölüm. Evet, Nurhan Devrez yani bir harikası o. Bence çok enteresan bir işmiş. Şimdi geriye dönüp bakınca tabii. yani bütün adam kesme, camdan atma, <laughs> onu zehirleme, bunu doğrama bütün şeyi orada külliyatı orada deneyimlemiştik yani bir yönetmen için şahane bir alan. Ve hmm. o dönem içinde ilk özel televizyonlar dönemi ve herkes tabii, tabii. herkes ekran başında. Aynen. Hoş hala ekran başındayız Evet, yani. evet. sanemçelik yani orada karaktere can verme konusunda çok Her çok çok, şey çok oturmuştu. Ece Uslu, Sanem Mustafa, yani Alabora. orada evet, Ala evet. Ege Ay'dan var mıydı? Uyduruldu Ege Aydan mı? da vardı. vardı evet, uyduruldu. Mehmet Ali Alabora vardı. Evet yani çok ilginç Ziyar bir kürküt. Evet, 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 evet. Hepsi böyle baktığımızda şu anki dizi kategorisini oluşturan karakterler. Evet. Yani ilginç bir temeli var. O zaman düşünsene yasan öyle işler yapılıyormuş. Yani öyle Aha. işler derken Hı -hı. bu 97 yılında yapıldı evet. o iş. Hı, -hı. Yani böyle bir tercih televizyonlarda yer bulması riskliymiş ama çok ilgi gördü yani o Melon şapkası ve o jenerik bir evet, dansı evet, evet, şarkısı. Şarkısı vardı o zamanki Yeni Türk'ünün yaptığı dizi şarkıları var bir de bu ayrı bir kategori. Evet, evet. ilginç işler hep yaptığın işler ilk kategorisine giriyor. Hı hı. Çok te -te tehlikeli bir şey bu. Evet Yani çünkü muadili yok. Hop bir dakika muadili yoksa bunu nasıl yerden yere vuruyoruz ya da nasıl övüyoruz bilmiyoruz. Hı hı. Korkutmuyor mu seni? Ya bilinenden gideyim yok be Yasemin. Yani tam tersine konfor alını bozmayı ve risk almayı seviyorum hı hı. çünkü hani öncü olmak da yani yapılan şeyi yapmak çok sıkıcı değil mi ya çok sürekli kesinlikle. yani başkalarının yaptığı şeyleri ya yani başkalarının yaptı değil mi ya yani? tutmuş o ve gidiyor ne güzel o formülü bulmuşlar ve yapmışlar ama yeni bir şey yaratmak çok daha heyecan verici. Yani hırsız polis de benim için öyleydi. O da mesela beklenen bir, bir hırsız ve bir polisin Elbisen aşk hikayesi. E aşk ya bu evet. hadi canım o kadar da olmaz o iş. değil. Evet. Bir yerde tıkanır. Birinin de hapse girmesi gerek <laughs> evet. çünkü. Ya i̇ki buçuk yıl sürdü. Evet. 55 bölüm çektik yani işi. Hı -hı. Ama galiba burada tercih sebebi dur ben şimdi bir risk alayım hmm, hiç yapamıyorum. bir şey yapayım <laughs> gibi bir şeyden çok hikayeler çok yani Hı -hı. hikayelerin içindeki önermeler yani beni etkileyen şeyler her biri bütün konuştuklarımız işlerde. Yani Yeditepe İstanbul gibi bir işin hikayesi bir şiir anlatıyor yani Ali Ülvi. Ee, aslında beni daha çok hikayeler ve Cezbediyor, değil Evet, mi? anlattığı şey ee, Yeditepe İstanbul, işte ikinci bahar dönüyoruz mesela Dizi külliyatına baktığımızda bunlar önemli hı hı. başlıklar isimler hatta bazen zaman zaman sosyal medyada ya Yeditepe İstanbul'u niye hiç bir daha çekmiyorsunuz hani hı. oluyor ya remake'ler neden geri dönmüyoruz oralara tekrarını yapmıyoruz. Aynı lezzet olmaz herhalde yani, diye düşünüyorum Ama hiçbir proje olarak masaya geldi hiç mi? Hiçbir zaman hiç gelmedi. gelmedi. Hı hı. İkinci bar daha çok geldi. Ya gençlerimizde esprisinde yapan <laughs> ikinci bar bir daha çekiliyormuş. Hadi takımı ya, Üçüncü bar olarak mı ya? <laughs> Ay çok Ama çirkin. Ama hiç şey, tepenin hiç gelmedi yani. Hiç öyle bir şey konuşulmadı. Bir, ki o zaman içinde ilginç bir espri anlayışı ve şaka diyalogları var. Yedi evet, İstanbul evet. edebi kısmı da çok ilginç. Çok. Şiir ya evet. o resmen. Ama şeyi de yani içinde yapılan ıı, çektiğimiz sahnelerde de çok ilginç şeyler vardı Yasemin. Hatırlar mısın bilmiyorum yani. Yusuf karakteri, Emre Kınay'ın oynadığı karakter, kayığı kayık vardı hep evet. o ön bahçede ters duran kayık. Onu böyle konağın önüne koyup orada kürek çekerek şiir okuyordu mesela hatırlıyor musun? Yani, Boşa kürek çekmiş demek istiyorum şu yani, an. Absürt yani, evet, ütopik, <gülüyor> absürt <gülüyor> ne dersen de ve biz bunu şöyle çekiyorduk. Yakın plandan başlayıp <laughs> sonra açılıyorduk. Bir o şiir o aslında karada kürek çekiyordu. Bu bir aslında kara bir mizah da. Ya inanılmaz ya, e... <laughs> ve hani biz ne yapıyoruz diyorduk yani o kadar yani çok acayip. Çok şahsına münasebe bir iş zaten. Çok 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 güzel. Şu anda bakıyorum Leyla ile Mecnun ve onlar da mesela o kategorinin devamı evet, gibi evet. işler. Belki de o yüzden mi çok seviyoruz bazı şeyleri. Benzediği Olabilir. için değil o duyguyu yakalamaya Belki çalıştığı de. için. Olabilir bir de onlarda da gene bir mahalle Hı -hı. sıcaklığı. Evet. Gene o aynı insan tipi. Aynı sınıf dertleri yani şimdi Meral Okay'ın canlandırdığı Hava Ana karakterini bilmiyorum yani TRT'de yayınlanan bir dizide Hava Ana bira içiyordu. <laughs> Gidip gizli gizli bira içiyordu evet, yani Evet evet Ana bir de ya. Evet yani ne bileyim yani çok güzeldi iyi ki yapmışım dediğim işler. İyi ki yapmışsın zaten bir de insan ister istemez seninle karşılaşıyor. Yani A, bunu kim yapmışa düşüyorsun o yüzden Hı -hı. diyorum. Türkan Dara deyince mahalle işleri çok kült işler var, sıcak işler var. Evet. Ya sende hiç şey yok mesela Asmalı Konak vari bir dünya yok. hiç ben içine bilim, girmemişsin. Bilmiyorum onları Hı -hı. yani doğu konak ya da doğu hikayesi. Ya, ya da bir mafyatik bir dünyaya da, da girmemişsin. Evet Hı -hı. girmedim, istemedim yani Hı -hı. ben galiba seyretmeyi sevdiğim şeyleri çekmeyi seviyorum. Yani oturup ben de seyredebiliyorsam Hı -hı. hani seyretmekten keyif alıyorsam Galiba daha çok onları çekmeyi seviyorum ama yani türler arasında da bir dolaş dolaştığımı hatırlıyorum. Ama gene hep böyle bir hümura insan hı hı. meselesine çıkıyor. Evet. Yani gönül işleri de öyleydi. Hı hı. Hani Hırsız Polis başka bir türdü. Hani hem polisiyesi vardı, hem bir romantizm yüksekti. Evet, bir underground hı hı. şeyi vardı o masumlar takımı uğur Yücel'in. Çekin tekniği farklı. Mesela o, o şu anda bir açık kanala biz o işi çekemeyiz diye evet, mi? Evet, Hırsız Polis. Hı. Kolay da bir iş değil. E, vallahi hikaye neyi gerektiriyorsa biraz görsel olarak onlarda biraz ısrar ediyordum yani orada böyle bir omuzda sallanan kamerayı kullanmıştık evet. ve kanal ve yapımcı çok sıcak bakmamıştı açıkçası bu işe şimdi baktığında gamer dediğimiz o evet şu e, an bunlar kullanılıyor sürekli arkasından evet. kamerayla hı hı. dolaşılan şey ve daha böyle dramatik daha yarı karanlık ışıklar yapmıştık çünkü yani underground bir dünya işte yani hı. aşağıda yer altında sürekli hırsızlık yapan soygun yapan aksan lider olduğu Uğur Yücel'in Şimdi onu böyle apaydınlık bir şey de yapamayız. Ama televiz, o sıra televizyonlar hep salon dizileri vardı. Evet. Yani böyle şakır şakır avizelerden uzun merdivenlerden <laughs> tuvaletleriyle aşağı evet, inip. Kahvaltımızı tuvaletimizle yapıyoruz. Evet, evet. <laughs> yani onlar varken o yüzden garip gelmişti. Ama ikna oldular yani. Hikaye neyi istiyorsa aslında. Hani şimdi benim çok hoşumuza gitti. Bir de bunu dramatik ışıkla yapalım gibi bir şey olmuyorsun Hikaye neyi Hı -hı. istiyorsa. Hani onu yapıyorduk. Ama senin dediğin şu konuda doğru. Orada da Mavin'in ailesi üzerinden Yettepe İstanbul'da ikinci baharda kurulan o sistem diyeyim. Hı -hı. O sınıfsal evet. durum orada da vardı. Yani o ailede Evet. babası, abisi, arıza, alkolik, çocuklar var falan böyle. Gerçek hikayeler bunlar. Evet. Şu an sabah açıyoruz Müge kendi? Bunların hepsi var zaten. Evet. Mevcut ya. Yani. Hakikatin peşindeyim. <laughs> Hakikatin peşindeyim <laughs> ya. <yani. gülüyor> ne? <gülüyor> 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 e, ne e, Dalış hocası kaş hikayem var. Az hmm. önce başında da böyle bir girdin çıktın hemen o konuya. Sanki bendeki hissi şu. Türkan der ya işte gitti dalış hocası oldu. Dayanamayacakmış da dur denizaltı filmi çekeyim <laughs> ya bir yerden yine pörtleyecek miydin acaba? Bilmem ki hiç bilmiyorum yani o yol nasıl olurdu o sliding doors var ya hani o kapıdan girseydik öyle <laughs> 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 Bilmiyorum hiç nasıl olurdu çünkü yani ikinci bahar benim hayatımı her anlamda özel anlamda da evet e, kariyer anlamında çok değiştirdi. Yani işte karamelik arkasından kıvılcım çektim filan böyle kenardan kenardan gidiyordum seviyordum da yaptığım Kaç şey ama. Kaç yaşındaydın ikinci, ikinci bahar, baharda? İkinci baharda... 29 30 yaşındaydı. Daha yani. Daha kariyerin evet. en böyle hani baş, evet, evet. değil mi yönetmenlik için hep derler ya. Dur bazı daha film yemesi lazım. Evet. Hani. Ya yani Karamel'e çektiğimde 25 26 evet. yaşındaydım yani. <laughs> Aşırı çok genç, çok genç dedi ya. Bayağı çocuk işçi yani. <laughs> çok, çok çocuk işçiyim dedi. Vallahi. <gülüyor> Peki, <gülüyor> e, o zaman Sanem'e bakıyorum. her herkes ufak tefek. Hı -hı. Yani şu anda 25'liklerin oturduğu bir dizi çektiği bir dünyada bu iş sette dünya Türkan nasıl değişti? Şu anki yaş ortalamana bakıyorum ve bundan 20 yıl öncesi dönünce aynı Türkan mısın? Hmm. Aynı tepkiler mi? Aynı evet. sinir mi? Ya da aynı kahkaha mı? Ya daha sakin bence. Hı -hı. Daha sakin olduğumu düşünüyorum. Yani o zaman hem gençlik var evet. hem yaratma arzusu var. hem Aslında insan galiba kontrol edemediği şeylerde birazcık şey öfkeli ve sinirli oluyor. Hani çok 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 sakin biriyim böyle pamuk şeker biriyim diyemem. Ya. Benim için ben zaten kendim için bir şey diyemem de hı hı. hani diyenler vardır ama şey de ısrarcıyım biraz ya Yasemin hani mutlaka daha iyisi vardır da yani hem oyuncu özellikle oyuncularda ha, zorlar mısın? Zorlarım. Hı hı. Var o senin içinde var ben görüyorum hadi gel beraber bulalım bırak çıksın çok diyorum yani görüyorum var hadi gibi bir şey oluyor. O zorlama da Bazen e... olumlu çıkıyor değil mi? Evet yani ben, ben sonuç çok... olumlu çıkıyor ama <laughs> ortaya çıkan portre biraz itici olabiliyor işte. Ama bir hani... oradaki ısrar şey ısrar ben biliyorum değil var hadi gel çıkaralım evet. başka bir şey. Tabii bir de hepsi iş için. Yani eğer zaten orada ya bu deliriyor ya da böyle bir reaksiyon göster ama iş için yap yani bir kişisel dert üzerinden asla hani öyle öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ama şimdi mesela baktığım zaman Son 5 yıldır falan. Daha çok eğleniyorum sette. Daha çok gülüyorum. Saldım diyorsun ki. Saldım kendim. biraz ya. Yani kine mesela çok mutlu gittim yani. Çok Çok <laughs> keyifli. Tadını yani <laughs> daha doğrusu tadını çıkartmaya çalışıyorum. O anı orada daha iyi evet. değerlendirdim evet. o zaman. Gerilmeden. Evet. Biraz dizinin hızı da buna çok izin vermiyordu. Hı -hı. Çok uzun saatler gece yarıları sabahlara kadar o... Evet. İşte kaset teslim bitsin çek Hı -hı. bitmiyor çek bitmiyor. Yağmur yağdı çek kar yağdı çek filan Biraz motor takılmış halde oluyordu. Şimdi birazcık daha böyle zamanın havada asılı kaldığı anları koluluyorum yani onun tadını çıkar. Evet, bugün olmuyorsa evet. yarın sabah yaparız bunun evet, gibi bir evet. sekans mı var? Ya yani çok o kadar Yayın. işler ona el vermiyor evet. yani evet. ne olursa olsun bir sınırımız var Hı -hı. yani her zaman. Ama hani şeyi fark ediyorum ya yani bun, bunlar hep birer hatıra ve ana olacak ve ne olursa olsun her, hangi sette ne olursa olsun sadece insanın aklında güzel hikayeler kalıyor. Yani. Kesinlikle ya yani hani sette çok eğlendik hikayesi değil başka Yok. anlar ve anılar. Ha, evet. Yani o zorluklar zaten hikaye oluşturuyor ve onlar zaten çok şey çok mutlu ediyor yani. Ne mücadele verdik ve nasıl çıkarttık? Bak bayağı mücadele verdiniz. Şöyle söyleyeyim. Pandemide çekilmiş ve pandemi hissettirmeyen bir filmkin. Yani. Onu iyi kurgu yani tabii bu benim haşa tabii de şey bak izlerken böyle a bu pandemide çekilmiş hissinde değilim. Çünkü şey birçok o dönem çekilmiş işlerde şey var. Yalnız sokaklar, sakin. Yani hmm. burada baya bir kastımız var, bir hareket var. Evet, ya boş evet. yok. Evet. İnsan evet. boşluğu yok daha doğrusu. Aslında biraz o fx dünya mesela e, bazı cadde çekimlerinde hiç araba yoktu. Ama dikkat etmemişim. Evet. Koyduk Hı -hı. biz Ha siz koydunuz? Efiks'te koyduk onları. Yani bir tane o taban böyle üç şerit karşı üç şerit kafa bomboştu Bayağı böyle tek tek tek, tek yerleştirdiniz o baya <laughs> biraz yalancıyız <laughs> ama anlaşı anlamamışız ya iyiydi ya onlar yani çok zaman da aldı ama üzerinde durduk hani onları yani yoksa çok belli olur. maskeler sildik maskeleri yani Aa, şey zordu ya. Yani. Bayağı zormuş kurguş yani montaj kısmı Evet. O çok zaman var. aldı hani o işler. Yılmaz Erdoğan'la ilk kez çalışıyorsun. Evet. Nasıl? Ya çok keyifliydi. Ben çok... Yılmaz Hoca'yı yani, seviyoruz o ayrı çok ama ya. ya. Ben hani böyle üretken, çalışkan, <laughs> öğrenmeye açık, öğrenmeye meraklı. Ve bir evet. de yönetmen mi de o. Evet. Yani orada ne oluyor işler sette? Çok teslimdi ya. Vallahi lokum gibiydi yani. <laughs> Hiç yani bilmiyorum biz... Aramızda hiç öyle bir şey olmadı. Birbirimizin Hı -hı. yaratım alanlarından çok hoşnut tuttuk ikimiz de. O da bırak, o da bir rahatlamak istedi. Evet. Oyunculuğunu tadını evet, çıkartmak istiyordu. Evet. Tamamen öyle. Yani onun tadını çıkartmak istiyordu. Böyle sırtında kabanıyla geliyordu sete falan. <laughs> Ondan sonra ne yapıyoruz gülüm diyordu. Hı -hı. Ee, çok keyifliydi yani. Onun gibi biriyle çalışmak bir böyle bir maceraya ortak olmak, yaratım süreçlerinde birlikte olmak çok büyük şans bence. Çok çok keyifliydi. Çok güzeldi. Vallahi şimdi BKM'ye iş çektin. Şimdi devamı da gelir muhtemelen. Bekliyoruz o ayrı ama komedisi olacak mı Türkan yani? Ağır hani baştan sona komedi Ya işi. ben beceremiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Herkese <gülüyor> bir kendini <laughs> bilsin <isim gülüyor> <yani>. bakalım ya. <laughs> ben beceremiyorum. Bir Altın Soylar maceram var komedi. Dedim de dedi. durdum ben beceremiyorum. Bir evet. de yayından kalktı zaten. Ben beceremiyorum. Aa, hatırlamıyorum. hatırlamıyorum ben <laughs> o işi. Kim oynuyordu <laughs> Hatırlıyorsan. Ayça Ayşin Turan oynuyor. Aa, Ayça, Aras, o benimle oynuyordu uh -huh. Şebnem Bozoklu ya efsane. Aa bayağı <laughs> güzel kadro bir de yani. Aa ona Yok, bir bakalım ben... dönelim Ne olmuş ben diye. Ben de yani bilmiyorum. Yani mesela diğer yani bütün işlerde işte, ikinci var komedyum vardı ama Ama orada bayağı ya hayatın akışı var ya. Komedisi i̇şte, var, draması var. E, ben onu yapabiliyorum. Yani günün işleri de mesela bence çok komik bir işti. Benim çektiğim en çok güldüğüm iş yani günün işleri. Çok eğlen yani çok gülüyordum ben çekilen de gülüyordum ama tam dibinde de bir dram vardı yani. Tabi tabii... tam zıt tabanında evet. oduruyordu. Yani ben onu becerebiliyorum Hı -hı. aslında yani her ne olsun isterse o bir konak olsun isterse bir dönem olsun mesela Türkan Saydan hayatını çektiğim Türkan evet. Hı -hı. da da aslında komedi güzel şeyler vardı çok romantik şeyler Hı -hı. vardı dram vardı bir bilim kadın hikayesi vardı. Ee, ama hani külliyans baştan sona bir komedi. Komedi <laughs> yok ha. Ya pek öyle de bir tip değil. Yani. güleriz eğleniriz falan ama yani böyle. Yok canım biz bir Sorun yok yani. <laughs> ya Bilmiyorum ya ben onu. O bende yok. Ben o bende ben çalışmıyor. Sen işte. dollamayın teklifleri. <laughs> Peki gelelim aşk kısmına Mevzu aşk kısmına. Ee, bir yönetmenle sevgili olmak ya da şey. Sen hayatın her kısmında yönetmen misin? Ay çok zor soru sordun. <laughs> i̇şte bu. Hayatın her kısmında yönetmen misin? Ya Nasıl? ne bileyim ilişki yönetmeye çalışır mısın? Flört yönetmeye çalışır mısın? Ya olabilir yani bir mesleki <laughs> deformasyonla. Şimdi sen söyleyince Şimdi düşünüyorum. Sen flört ediyorum. Diyorum ki Türkan'cığım seni yani akşam yemeğe götüreceğim. Şimdi şeyi merak eder misin? Nerede yenilecek? Ne olacak? Ah tabii canım. Ha oy. Yani bir nereye sürpriz gidecek, yapamıyor muyuz? Nereye gidecek? Kaçta gidilecek? Nasıl bir yer? Nasıl ne bir yiyeceğiz? Yer, ne ne yiyeceğiz? ben her şeyi yiyemem. <laughs> Ay yazık üzüldüm şu anda o flört döneminde. <laughs> yani böyle spor giyinen bir yer mi öyle bir yer mi hava soğuk mu sıcak dışarıda mı oturacağız içeride dışarıda mı oturacağız? <laughs> Bunlar şey ama burada da biraz bunu anlı fark ettiğim için biraz orada da bir salıp teslim olma. Ha evet. Onu da evet evet. Her şeyi bırakmış bir türken Derya'yla yani. evet, evet. karşınızda. Yani en evet. yani şey. azından gayret ediyorum yani çaba gösteriyorum. Çaban var diyorsun evet. bununla ilgili. Yani hani böyle bir ne bileyim Likya lik yürüyüşü falan Hı -hı. mesela hani. E böyle sırt çantalıp nerede kalacağımı bilmeden o başka o sen kendine o zaman flörtün ben senin Türkiye Türkyöncüm lik yolunda yürürüz deyince kaç ayakkabıyla gidiliyor? Ne oluyor? Ondan önce plan yapılıyor mu? Nerede durulacak? Çok büyük müdahalecisin. Ya müdahale bir tat, bak bir şey söyleyeceğim. Ha. Müdahale yani müdahale etmeden önce çok müdahale etmiyorum aslında Hı -hı. ama bana biraz zaman tanınması lazım. He anladım. Yani benim bu fikri Biraz özümsemem mi evet. bir gerek? Şey, anladım <laughs> Bunu böyle şey yapmam lazım yani böyle bir çok değil bir gün iki gün kadar. Ondan sonra her şey varım. Şey mi e, Diyelim biz tane tatile çıkacağız. Bir gün önce uyku ay ne olacak falan yola çıkmadan önce böyle bir Yok. heyecan o kadar var mı? Değil. Değilsin. Yani bir önceden biraz öyle şeyler vardı ama şimdi Hı -hı. şey oldum yani. Onda da Gerçekten. saldım. Evet, evet. Salmış bir Türken daya. <laughs> evet, öyle birazcık saldım yani. Peki şimdi Ali ateş var. Önceki haline bakalım. Ali ateş küçüktü bu dizilerimizler olduğunda. Anlamazdı ya. Yani anlamaz demeyeyim var. Onun için de yani sonra her şeyi anlıyor ama şu anki ergen hali ne düşünüyor? Şarkıcı olsan derim ki o oğlum ne diyor şarkı ama film var ortada ve Netflix var. Hani evet. gençlerin en çok bulunduğu platform. Yani bence o kuşak çok Türk yerli yapımları çok şey beğenmiyorlar. Aa evet. Hı, -hı. Ee, haklı da buluyorum. Çok çok üst, üst ileri teknolojide işler seyrediyorlar çünkü. Hı -hı. Şimdi bu kuşak düşünsene nelerle büyüdü. Tabii, yani. tabii, Neler tabii. izleyerek büyüdü. Marvel'ların DC'lerin içindeler şu anda. Çok çok Hı -hı. da seviyor. Hani evet. e, kendi bir sinema tercihi, film tercihi var. Onları oturup tabii. seyrediyor Hı -hı. falan. Hani onların içinde ne kadar yer alır açıkçası çok bilmiyorum. Anne hatırlıyor musun? 2021 yılında bir film çekmiştin. <laughs> <laughs> değil ama şeylere meraklıydı yani. Arabayı patlattınız mı bugün? Ama o çok güzel onlar işte. o Çok ilginç evet. anekdotların var senin onlarla alakalı. O öyle hemen biz izlediğimiz gibi patlamıyormuş o işler. Evet evet yok öyle değil. Ama bu temizdi yani. Bunu bunu bir kere de patlattık. <laughs> yani bu bir kere de patlattık. Yani damdan düşen adam ya da Hı -hı. ne bileyim işte kovalamaca falan evet. filan onlar biraz daha maceralı işlerdi ama Hı -hı. yani çok büyük prodüksiyonlar. Yani çok büyük hazırlıklar yapılıyor hani burada yani Hı -hı. işte o damdan düşen adamın sahnesinde. Biz kepçe... onu 20 saniye görüyoruz Tabii ama sen oraya de. 2 yani gün üç gün hazırlanıyor kepçeler Hı -hı. kuruluyor oraya bilmem neler yapılıyor filan montajı desen öyle çekimi desen öyle. Bir de bu filmde biz yani ne zorluk çektin dersen hani çok soğuktu. Ay çok soğuktu o ya. O set soğuğu da çok fena bir şey. Kar vardı yani Hı -hı. o 10 gün böyle hani boğazımıza kadar yağan Hı -hı. karın olduğu hafta çekti. Yani 4 evet. hafta 5 Hı -hı. haftanın içinde o da vardı. Ee, o yüzden işin en zor kısmı oydu. Baya böyle kaya kıyafetleri giyerek gidiyorduk <gülüyor> yani <gülüyor> sete. Çok 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 soğuktu. Acayip soğuktu. O zaman bu içimizi ısıtan programla <laughs> Teşekkür ediyorum bizimle olduğun için. Ben teşekkür ederim Yasucuğum canım için. Görüşürüz bye bye.